Ayaz Müzik olarak hazırladığımız kısa ve uzun sap bağlama metot kitaplarımız çıktı. Bu ve kanalımızda yer alan tüm bağlama eğitim videolarının notalarına kitaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgiler açıklama bölümünde yer alıyor. Unutmayalım ki hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Bir Neşet Ertaş klasiği olan Beni Eller Gibi Görme adlı eseri kısa sap üzerinde işleyeceğiz. Yakın zamanda uzun sap versiyonu da mutlaka gelecek arkadaşlar. Notaları edinmenizde fayda var. Açıklama bölümünde notalara dair bilgiler de yer alıyor arkadaşlar. Bolca 32'lik, bolca çarpma çekmeleri yerleştirdik. Biraz İsmail Altunsaray yorumu, biraz da benim yorumum ile birlikte karışık bir vaziyette sizlere sunacağız. Siz tabii kendi yorumunuzu da istediğiniz gibi ekleyebileceksiniz. Önce intro, sonra saz, sonra da şan bölümü olarak ilerleyeceğiz. Vakit kaybetmeden intro bölümünden iki ölçü okuyalım. İki dörtlük usulle yazılmış bir eserdir. Sekizlik esle başlıyor. Es, si, la, si, do, si, do, la, sol, la, sol. La, sol, la, si, la, si, sol, fa, sol. Şeklinde iki ölçü. Tepeden bir tane es vuruyoruz. İkinci parmağı 11. perde si bemol, birinci parmağı da 10. perde la'ya hazırlıyoruz. Bakın si bemol işareti notada yazıyor zaten. Gerekli detaylar var. Dediğim gibi mutlaka notaları edinin. Es, si, la. Aşağı yukarı 2/16'lık şekilde aldım. Hiç vakit kaybetmeden peşinden ikinci parmakla yine si bemol bir tane mızrap vuruyorum. Peşine 14. perde do'yu çarparak alıyorum. Bakın. Si vur, do'yu çarp. İkinci bir mızrap yok. Bunu iki kez yapıyorsunuz ve dördü de 32'lik oluyor. Si do si do şeklinde. Yani es, si la si do si do. Bunu yaptın. Hemen ardından arada bir tane 16'lık la geliyor mızrapla. Sonra da yine birinci parmakla bir geriye giderek yine mızraplı sol notası alıyorsunuz. Yalnız bu sefer iki tane 32'lik karşınıza çıkıyor. La arada tek 16'lık kalmıştı. La, sol diyorsunuz. Hemen ardından da üçüncü parmağı la'ya çarpıyorsunuz. Çarpma işareti var orada. Bir mızrapla aynı si do'da yaptığın gibi. La, sol, la. Buna dikkat. La, sol, la şeklinde geldi. Toparlayalım şimdi birinci ölçüyü. Es, si, la, si, do, si, do, la, sol, la. Çarpmalar çok önemli. Bunlara dikkat edelim ki hızlandığımız zaman mızrabı yetiştirmek zor olur. Ama çarpmalar hem onlara ahenk, renk katar hem de işimizi kolaylaştırır. Bu bir gerçek. Hemen ardından sol, la, sol, la, si, la, si, sol, fa, sol kalıbı geliyor. Yani birinci parmakla sol, çarpma çekme yok. Üçünde de mızrap. Sol, la, sol. Üç tanesini aldım. Hemen ardından üçüncü parmağı la'ya basıp çekmiyoruz. Aşağı doğru mızrabı vurduk. Si'yi peşine hemen 11. perdeye serçe parmakla çarpıyoruz. Bakın bir mızrap da aynı. Si do'da yaptığınız gibi bu sefer 3 ve 4. parmakla la si kalıplarında 4/32'lik. 2 la aşağı si'ler çarpma. Hemen ardından birinci parmakla 16'lık sol. Hemen ardından iki tane 32'lik fa sol. Yalnız burada son sol sesi çarpma. Aynı la sol la da yaptığınız gibi fa yani sol fa sol şeklinde geliyor. İkinci ölçüyü de toparlayalım. Haydi bakalım. Sol la sol la si la si sol fa sol. Buna dikkat edelim. Sol fa sol. Son sol de çarpma uygulayacağız. İsterseniz iki ölçüyü toparlayalım. İlk intro bölümü çok önemli. Özellikle üzerine duracağız. Diğerlerini bir şekilde atlatırız.
İlk iki ölçü sonra iki ölçü kalıyor. Es, si, la çarpma si, do, si, do, la, sol, la, sol, la, sol, la, si, la, si, sol, fa, sol, fa. Buraya kadar geliyoruz. Üçüncü ölçüye gelmiş olduk daha doğrusu. Fa, sol, fa, sol, la, sol, la, fa, mi, fa. La, pardon, fa, sol, fa, sol, la, sol, la, fa, mi, fa. Hemen ardından da mi, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol. 8 kez karşımıza çıkıyor. Aslında 4 kalıp olarak diyelim. 8 nota 4 kalıp halinde. Mi, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, mi, re. Evet. Son iki ölçü, sonda da bir mi kararı var. Evet, nasıl gelecek burası? Fa, sol, fa, üçü de mızraplı. Hemen ardından sol diyorsunuz bir tane aşağı. La bemol sesi. Hemen yan tarafına la bemole geliyoruz. Burayı sol diyez olarak bilen arkadaşlar varsa söyleyelim. Normalde la bemoldür ama sol diyez gelen türkülerde anarmonik düşünürsen sol diyez yerine de kullanabilirsin. Bunun bir şeyi yok, yani farklılığı yok. Anarmonik seslerdir. Perde aynı, sesler farklılaşır. Bunu söyleyelim. Fa, sol, fa'dan sonra sol diyorsun, la bemolü çarpıyorsun bak. Bunu da iki kez yapıyorsun, 4-32'lik. Sol, la, sol, la. Hemen ardından fa, mi. İki tane aşağı mızrap. Önce fa 16, sonra mi 32 ve peşine çarpma. Fa, mi, fa. Evet, buraya dikkat, bir daha yapalım. Fa, sol, fa, sol, la, sol, la, fa, mi, fa, mi. Sonraki ölçüye geçti. Şimdi ikinci parmağı fa'ya kapatıyorsun. Hemen ardından serçe parmağı sol'e çarpıyorsun. Teknik aynı bak. Fa, sol çarp. Fa, vur, sol çarp. Fa, vur, sol çarp. Fa, vur, sol çarp. Yani 4 kalıp halinde. 1, 2, 3, 4 şeklinde gelecek. Mi 8'lik. Fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol. 8 tane 32'lik. Mi, fas, 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 mi, re. Hızlanınca böyle oluyor. Tabii onun tatlılığı, onun böyle hoş oluşu hızlanınca belli oluyor. Hemen peşine de 2-16'lık mi, re geliyor. Evet, son olarak bu intro bölümünü bitiren birinci dolapta bulunan 5 notalı mi oluyor. Yani mi, 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 mi. İsterseniz burayı tek bir mızrap vurarak bitirin. İsterseniz mi do'ya aynı anda kapatıp bütün tellere vurun. Benim teller yeni değişti arkadaşlar. Bugün değişti. Bazen böyle akort kaçakları olabilir. Kusura bakmayın akorları verirken. Mi, 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 mi. Mi do kapatarak da olur. Veyahut da orta tel do'yu kapatıp üst boşu açıkta bırakıp bütün telleri kullanarak da olur. Bakın mi'ye basıyorum. Orta tel do'ya basıyorum. Serçe parmağım alt tele dokunmayacak. Alt teli mi kapatıyor çünkü. Bu kapatıyor. Üst açıkta. Aşağı, yukarı, yukarı, aşağı. Bu dört kararı verebilirsiniz. Veyahut da mi, 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 mi şeklinde de gelebilir. Burası birinci dolap ve röpriz var. İsterseniz bu röprizi alın, isterseniz almayın. Neşet Baba burada çalarken röpriz vermemiş. Ama röpriz verenler var. Ekstradan almak isteyen, başa dönmek isteyen dönsün. Şimdi vakit kaybetmiyoruz. Üst taraftan da sesler gelmeye devam ediyor. Sesleri bekledim. Matkap sesleri vesaire bitsin dedim. Tam bitti dedim ama yine tekrar başladı. İnşallah çok çalışmazlar. Yukarıda çalışma var. Neyse. Şimdi intro bölümünü mi'lere kadar getiriyorum arkadaşlar. Es, si, la. Tane tane gelelim. Çok özür. Ses biraz dağıttı beni. Es, si, la, si, do, si, do, la, sol, la, sol, la, sol, la, si, la, si, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, la, sol, la, fa, mi, fa, mi, fa, fa, sol, fa, sol, fa, sol, mi, re, mi. Burası birinci dolap. Şimdi röpriz yapıp başa geliyoruz. Es, si, la, si, do, si, do, la, sol, la, sol, la, sol, la, si, la, si, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, la, sol, la, fa, mi, fa, ni, fa, sol, fa.
fa sol fa sol fa sol mi re. Şimdi mi kararları yapmıyoruz. Burada bir tane dörtlük mi veriyoruz. Mi, la si la sol la si do re. Bir dörtlük mi veriyoruz. Burası ikinci dolap. Mi'den sonra 8 tane 32'lik. La si la sol la si do re. Üst alt mızraplar olacak şekilde, si bemol kullanacak şekilde. Türkünün gideri o vaziyette çünkü. La si la sol la si do re. Önce başta dörtlük. Mi, la si la sol la si do re. Daha doğrusu mi, la si la sol la si do re şeklinde gelecek. Şimdi esas saz bölümü olan yere geçiyorum. Ben şöyle biraz ekranımı küçülteyim arkadaşlar. Evet, ki rahat görelim. Saz bölümünü burada ele alalım. Evet, şan bölümüne kadar şurası kalsın. Saz bölümünün iki farklı versiyonu var. Ben repriz yerine o versiyonları yazdım ki dağarcığınızda olsun istedim. Mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re, re. Mi, re, mi, fa, mi, fa, re, do, re, do. Buraya kadar gelelim. İki ölçü, iki ölçü gidelim ki iyice anlayın. Bir dörtlük mi, la, si, la, sol, la, si, do, re. 8 tane de 32'lik nota verdikten sonra 8'lik mi ile başlıyorum. Yani la, si, la, sol, la, si, do, re, mi. Ona bağlantı. Fa, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re. Bakın yine çarpmaların aynısı geldi. Fa, mi, 2/16'lık vuruyorum aşağı yukarı. Sonra fa'yı hiç kaldırmadan ikinci parmakla vurdum. Sol'ü çarpıyorum. Fa, sol, fa, sol. Hemen ardından mi, re. Mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re, re. Mi, re, mi, fa, mi, fa, re, do, re. Bakın mi, fa, mi, fa derken de fa, sol, fa, sol kalıbının aynısını alıyorum. Yani mızrap olarak, çarpma olarak. Sadece nota kalıplarım değişiyor. Fa, sol, fa, sol, mi, fa, mi, fa. Burada da mi'yi basıyorum, bir mızrap vuruyorum, çarpıyorum fa'yı. Mi, fa, çarp, mi, fa, çarp. Re, mi, re, mi, fa, mi, fa, re, do, re. Evet, birleştirelim hızlıca. 8'lik bir mi'den başlıyor. Mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re, re. Mi, re, mi, fa, mi, fa, re, do, re, do. Do da diğer bir ölçüde. Okuyalım. Do, fa, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re, re. Mi, re, mi, fa, mi, mi, re, fa, mi, re, mi, re. Burada mi, fa, mi, fa yerine mi, re, fa, mi, re, mi, re. Farklı bir tavırda notaları dizmişiz. Yani nasıl olacak? Do, fa, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re, re. Mi, re, mi, re, fa, mi. Dört tane mızraplı çarpma çekme yok. Mi, re, fa, mi, aşağı yukarı 4/32. Re, mi, re, 1/16, 2/32. Mi, re, fa, mi, re, mi, re. Ağır gelelim. Mi, re, fa, mi, re, mi, re şeklinde geliyor. Toparlayalım son iki ölçüyü. Do, fa, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re, re. Mi, re, mi, re, fa, mi, re, mi, re. Devam ediyoruz. Do, do, mi, re, re, do, si, do, si, la, si, re, do. Si, la, si, do, do, mi, re, re, do, si, si, la, si, re, do, re, do, si, do, si, la, 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 la. Beş ölçü daha gelmiş oldum. Zaten çoğu benzeyen bölüm var. Şuradan geliyorum ağır ağır. Çarpma çekme yine var söyleyeceğim. Do, do, mi, re, re, do. Si bemol sesini kullanıyorduk unutmayın. Si bastıktan hemen sonra orta tel do'ya çarpma. 2/32'lik şeklinde geliyor. Do, do, mi, re, re, do, si, do. Buna dikkat, son nota çarpma. Do, do, mi, re, re, do, si, do. Hemen ardından da si, la, si, re, do, si, la, si. Benzer bir kalıp, si ve la'yı aynı anda kapatıp 3 tane aşağı yukarı mızrap vuruyorum. Si, la, si, re, do, si, la, si. Yani do, do, mi, re, re, do, si, do, si, la, si, re, do, si, la, si. Devam. Do, do, mi, re.
peşine de do re do si do si. Son sadece burada son si'yi yukarı doğru vuruyorum. 5 tane nota do re do si do aşağı aşağı geliyor. Hemen ardından da si'yi yukarı vuruyorum. İsterseniz son do'yu yukarıdan alın, isterseniz buradan alın. Fark eden bir şey yok. Do re do si do si ya da do re do si do si si yukarı olacak şekilde hemen ardından da kararları bağlıyoruz. Şimdi ben saz bölümünün ilk versiyonunu repriz yapmayacağız çünkü. Devam eden bölümde farklı bir versiyon olacak. Hemen hızlıca toparlayacağım. O farklı versiyona geçeceğiz. Ardından da şan diyeceğiz. Hadi bakalım. Mi, ikinci dolaptan geliyorum. Intro bölümünün ikinci dolabından. Mi, la, si, la, sol, la, si, do, re, mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re, re, mi, re, dikkat, mi, fa, mi, fa, re, do, re, do, fa, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re, re, dikkat, mi, re, mi, re, fa, mi, re, mi, re, do, do, mi, re, re, do, si, do, si, la, si, re, do, si, la, si, do, do, mi, re, re, do, si, do, si, la, si, re, do, re, do, si, do, si, la, 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 la. Evet, biraz zaman uzadı gibi ama detaya inmek zorundaydık. Şimdi saz bölümünün ikinci versiyonu geliyor. Burada ara ara kalıplarda değişiklik yapacağız. Şimdi bunu bir bağlantı bölümüyle taçlandıralım. 16'lık bir es veriyoruz. Peşine 2 tane 32'lik sila. Es, sila, la, si, do, re, mi, sol. Es, sila, la, si, do, re, mi, sol. Es, sila, la, si, do, re, mi, sol. Burası buna ara bir bağlantıdır arkadaşlar. Normalde burası yok ama ekledik. Fa, fa, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re, re, mi, re, mi, fa, mi, fa, re, do. Bakın benzer yerler sadece ki son, sadece son ölçüdeki okuduğum bir bölüm değişti. 32'lik kaldırılmış oradan. Es, si, la, la, si, do, re, mi, sol, fa, fa, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re, re, mi, re, mi, fa, mi, fa, re, do, re, mi, fa, mi. Bakın farklı bir geçiş var. Fa, fa, mi yerine re, mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re, re, mi, re, mi, re, mi, re, do, re. Burada da triole dediğimiz teknik işlenmiş iki grup halinde. Mi, re, mi, re, do, re. Yani 3-16, 3-16 geliyor. 3-16'lığı topladığında normalde 1-8'lik etmez. Ama triole kalıbı geldiği zaman sanki orası 8'lik ediyormuş gibi görürüz ve melodiyi ona göre veririz. Mi, re, mi, re, do, re, do. Do, mi, re, re, do, si, do, si, la, si, re, do, si, la, si, do, do, mi, re, re, do, si, do, si, la, si, re, do, re, do, si, do, si, la, 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 la. Gördüğünüz üzere devamı aynı geldi. Burada değişiklik yaptığımız yer sadece bağlantı kullandığımız bölüm. Hemen ardından da re, mi, fa, mi diye giriş yaptığı bölüm. Hemen devamında da mi, re, mi, re, do, re yaptığı bölüm. Yani toplamda 3, yani söyleyemediğim belki varsa ara geçişle 4 değişiklik yapılan grup var. Devamında kalıplar aynı. Evet, kasmıyoruz. Şimdi 16'lık bir es tepeden alıyoruz. Hemen ardından bakın es, si bemolden si la, 2-32'lik olacak şekilde aşağı yukarı es, si la, es, si la, la. Hemen ardından la bir daha geliyor ama 16'lık. Es, si, la, la, si, do, re, mi, sol. Es, si, la, la. Bakın iki tane la var. Biri 32, biri 16. Es, si, la, la, si, do, re, mi, sol. Çok pardon. Devamına. Fa, fa, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re, re. Mi, re, mi, fa, mi, fa, re, do. Kalıbını getiriyorum. Bildiğimiz bir yer. Hemen ardından da re, mi, fa, mi. 4-16'lık ekliyorum. Fa, sol, fa, sol, mi, re, re, mi, re. Şimdi buraya kadar toplayayım. Önce ara bağlantı. Es, si, la, la, si, do, re, mi, sol, fa, fa, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re, re,
mi re mi fa re do re mi fa sol fa sol mi re re mi re. Evet, şimdi geldik triole olan bölüme. Mi re mi re do re. 3 aşağı 3 aşağımız raf vuracağız. Üçleme işareti yer almış orada belirtmişiz. Mi re mi re do re. Mi re mi re do re. 3-16 3-16. Mi re mi re do re. Ve hepsi aşağı doğru. Do do mi re re do si do. Çarpma vardı. Si la si re do si la si. 32 do do mi re re do si do si la si re do re do si do si la. Evet, duyduğunuz üzere aynı. Şimdi şöyle bir şey yapalım istiyorum. 20 dakika hemen hemen olmuş. Çok fazla gecikmeyelim. Ben aslında şan bölümünü sizlere bırakmak istiyorum ve şan bölümünün devamındaki kısmı. Ama yine de şöyle bir hem notayı okuyarak hem de çalarak geleceğiz sona kadar. Şimdi en baştan geliyoruz. Önce intro, sonra saz, sonra da şan bölümü. Şan bölümünün çok zorluğu yok. Buraları yaptıktan sonra şan bölümü çerez gelir size, emin olun. Hadi bakalım. Ez. Si la si do si do si la sol la sol la sol la si la si sol fa sol fa sol fa sol la sol la fa mi fa mi fa sol fa sol fa sol fa sol mi re mi. Unutmayın akoru. Birinci dolap başa. Es. Si la si do si do la sol la sol la sol la si la si sol fa sol fa. Dörtlük. La si la sol la si do re mi. Saza bağlantı. Fa mi fa sol fa sol mi re re mi re mi fa re do fa mi fa sol fa sol mi re re mi re. Şimdi mi re fa mi re do do mi re re do. Çarpma si do si la si re do si la si do. Bir karar vuruyorum, sonra bağlantı. Es 16'lık. Es si la la si do re mi sol fa fa mi. Dikkat. Fa sol fa sol mi re re mi re mi fa re do re do re. Pardon. Re mi fa re do re mi fa sol fa sol mi re re. Şimdi mi re do re do do mi re re do si do si re do si la si do do mi re do si do si re do si do si la. Karar vuruyorum. Şan bölümü. Bir karar daha vuruyorum. Şan bölümünün başında la var. Ona istinaden ya da la'yı üst boştan vuruyorum, keyfinize kalmış. Bir ve üçüncü parmakla. Fa mi fa fa mi re re mi re mi mi re do do. Çok özür. La fa mi fa fa mi re re mi re mi re re do fa mi fa fa mi re re mi re mi mi re do 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 mi re re do si 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 re do. Evet,
Aslında şaşırmamın nedeni şu, notalar tam bir bilgisayar ekranına sığsın diye tam bir sayfa yaptım. İyice küçüldü, takibim zorlaştı o yüzden arkadaşlar. Ne kadar bilsek de, ne kadar hazırlansak da aksaklıklar, eksiklikler olabiliyor arkadaşlar. Gözden kaçan yerler olabiliyor, sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Evet, bu eserde hayırlı uğurlu olsun. Uzun saf versiyonu en kısa zamanda gelecek arkadaşlar. Birkaç tane böyle dikkat çekici solfejlerim de olacak. Onların da hazırlığını yapıyorum. İnşallah kısa zamanda onlar da gelecek. Haydi görüşmek dileğiyle.